Ama bu söylediğiniz hani depremi hatırlatan o jeolojik hareketler aslında bizim maalesef çok çabuk unuttuğumuz evet. deprem sorununu da Galiba yeniden gündemimize getirecek evet. gibi geliyor bana. Ee, aynen öyle. Ben depremden sonraki yayınlarımda hep sakin olun. Hani büyük bir şey yok. Hı hı. Bu, bu bir süreç. Bunun artçıları olacak. hani baktığımızda bu noktada daha e, rahatlatıcı anlatmaya çalıştım ki öyle de gördüğüm için. Ama hep diyordum ki yaz başına kadar biraz bekleyin. Ben yazı tekrar bir bakacağım ama yaza kadar bir şey görmüyorum. Şimdi baktığımda özellikle Temmuz'un 19'undan sonra 19 ve civarı. Temmuzdan sonra yani ikinci yarısından itibaren ama özellikle Ağustos ve Ağustos sonu e, bu sefer biraz daha batıya doğru bir kayma var hı hı, Marmara, hı hı. Hı hı. Ege, Akdeniz e, buralarda bir işte belki işte uyuyan faylar tekrar tetiklenebilir çok ağır bir şey inşallah ümit ediyorum ki olmaz tabii, ve olmayacaktır tabii. ama enteresan bir biçimde de Türkiye'de belli olmuyor yani 5 ve 6 kuvvetindeki depremler şiddetli değildir aslında orta ölçeklidir Bizdeki yıkımı belli olmuyor. Marmara'da da Marmara'da da biraz daha aşağısı yani Hı -hı. Çanakkale, Bursa Hı -hı. o bölgenin hassasiyetleri var yok değil. Ege zaten biliyorsunuz Hı -hı. E geçtiğimiz senede, evet, senede. E konuşmuştuk İzmir'deki depreme vesaire. E Saros Körfezi'ndeki o fayı da aslında bu deprem sürecinde e evet. sık sık hatırlattı bize evet. e uzmanlar. Maalesef hani gündemimizden gerçekten çabuk çıktı. Ama orada bir tetiklemeden <laughs> endişeliyim. Bekliyorum demeyeceğim. Endişeliyim. Hı hı. Yani tam o evet o körfezdeki e, tetiklemeden endişeliyim. Dolayısıyla o bütün hani bir takım bir de harekete de geçirebiliyor biliyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk biz de. O ne demek? E yani bir bir fay başka bir ha, fay tabii, harekete tabii, de geçirebiliyor. Tabii, tabii. O yüzden biraz yaz ayları bu anlamda hassasiyetler içeriyor. Hani bir tedbir alınacaksa bunun ivedilikle alınması lazım. O etkinin, o dalganın gelme potansiyeli var. Çok büyük iş inşallah olmayacak ama bize bir hatırlatma yapabilir. Şimdi sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla yaz çok rahat geçmeyecek. Evet. Kişisel tedbirlerimizi mi alalım Şebnem Hanım? Ne yapalım? Yani söylediğiniz gibi madem bir stres seviyemiz de dolunayla arttı. Evet. Artacak. 19 Mayıs'taki o tutulmanın etkileri de bir yeniden kendini hatırlatacak. O zaman hani Hazirana girdik, yaza geldik diye düşünüyordum, biraz nefes alacağız diyordum. Ama nefes alabilmek için galiba kendi tedbirlerimizi ekonomik, evet. sosyal, ilişkisel anlamda almak lazım. Öyle Kesinlikle. Mi? Yani Venüs döngüsünde kişisel alanda özellikle 23 Temmuz'dan itibaren ama bir daha üstüne vuru vuru basarak söylüyorum Ağustos ayı ee, ekonomik olarak kişisel tedbirlerinizi almaya bakın. İlişkilerde zaten biliyorsunuz artık sevgili izleyiciler de biliyor. İşte eskiler gelir. İlişkilerde bir takım gerginlikler çok öne çıkar. Daha sakin olmak gerekiyor. Ama bu yıl 2023 böyle bir sene. 2024 Nisan-Mayıs ayına kadar bu anlamda hem dünya için hem ülkemiz için de hassas etkiler var. Biraz 2023 bu anlamda hassasiyet veriyor. Bireysel tedbirlerimizi evet alacağız. Yani başka çaresi yok. Riskli yatırımlar yapmayacağız. Bilmediğimiz alanlara girmeyeceğiz bu süreç içerisinde. Hı hı. Sevdiklerimizle biraz daha belki sadeleşerek kendi alanımızda kalmamız hı. gerekiyor. Böyle hani riskli herhangi bir noktada hem duygusal alanlarda hem ekonomik hı hı. olarak hem kendi sosyolojik dengemizde beklemede kalmanın faydası var. Ee, i̇nşallah kolaylıkla atlatırız. Biraz böyle galiba kendi içimize dönmemiz, kabuğumuza çekilmemiz, evet. Sadeleşmemiz, evet, için, sadeleşmemiz için e, gerekli bir dönem anladığım kadarıyla bu dönem. Kesinlikle ben her yayınımda anlatıyorum. Bir daha söyleyeceğim. İmkanı olan bir yatırım yapmak istiyorsanız toprak alın. Yani şu anda ne işte metaller tamam hani metaller... E, Zaten hani yeniden gündemde Hı -hı. ve bu özellikle dünyanın geldiği global ekonomik dönüşüm kaçınılmaz. Hı -hı. Hani burada yapacak bir şey yok. Önümüzdeki iki yıl içinde 2026'ya kadar dünya ekonomik olarak başka bir Tabii, formata değişecek. geçecek, değişecek. Kesinlikle. Dolayısıyla evet orada metaller her zaman daha güvenlidir. Ee, ne olursa olsun o kesin bir şey elbette. Ama uzun vadede bir yatırım yapmak isteyenlere benim önereceğim en önemli yatırım toprak. Evet. Topraklarımıza hem sahip, sahip çıkmamız gerekiyor lazım, hem de e, gelecek için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bence en doğru şey e, bu. Aslında yaşadığımız iklim krizi bile zaten bize, dünyamıza, toprağımıza, evet. suyumuza, havamıza iyi bakmamız gerektiğini her fırsatta hatırlatıyor. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Şebnem Hanım. Şebnem Ekşip'le e, önümüzdeki süreçte gökyüzünün bize neler hazırladığını konuştuk. Siz, siz olun, itidalli olun, sakin olun. Mümkün olduğunca önleminizi alın ve tabii ki sonrasında da e, bizim yaptığımızdan daha büyük... Ee, bir plan olduğuna e, ilahi bir plan olduğuna e, inanın güvenin e, ve kendinize iyi bakın güzel bir hafta sonu olsun bir kez daha teşekkür ben ediyorum teşekkür ederim. bakalım haftaya karşımda kimleri ağırlayacağım siz kimleri görmek istersiniz lütfen yazın bana sosyal medyadan kimleri ve hangi konuları izlemek istersiniz hoşçakalın